Tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir arkadaş katıldı aramıza. Arkadaşımız kendilerini tanısın. Merhaba, adım Tuğçe. Soyadım Albayrak, 5. sınıfım. Adım Nisa Aslı, soyadım Gül. 5. sınıf öğrencisiyim. Şimdi çocuğun dilini Tuğçe arkadaşımız okuyor. Çocuğun dili. Babam ben kendimi bildiğim bir yere bana hep koca kafa diye seslenirdi. Gerçekten de kafam vücudumun oranı biraz büyüktü. Ama bu benim elime olan bir şey değildi. Fakat olan bir şey değildi ki. Okulda ve mahallede arkadaşlarım bana hep koca kafa diye çağırırdı. İnsanların bu tavırlarından kaçmak için artık dışarı çıkmamaya başladım. Çünkü kendimi gerçekten garip bir mahluk gibi hissediyorum. Eve kapanıyor ve bilgisayarın başına vakit geçiriyorum. Bu duruma gelen babam, o koca kafanın içinde azıcık da akıl olsaydı oturup ders çalışırdı diye bana kızıyordu. Zamanla okuldan soğudu. Lise döneminde okulu bıraktı. Hiçbir yere iş başvurusu yapamıyordum. Çünkü insanların benim gibi koca kafalı bir kişiye iş vermeyeceğini düşünüyordum. Bu nedenle hep sanayi, fabrika gibi düşük ücretli yerlerde başvurdum. Sonunda bir araba tamircisinin yanında iş buldum. Kendimi garip hissettiğim için hiç evlenmek istemedim. Çünkü kızlardan benim dalga geçeceğini düşünüyordum. Şimdi mi? Hala ot gibi bir hayatım var. Tek başıma bir evde kalıyorum. Çok yalnızım. Babamdan nefret ediyorum. Biliyorum ki o bana koca kafalı oğlum demek yerine akıllı oğlum deseydi şimdi hayatım başka olurdu.